Aynısından. Aynısından derken? Eve gidiyorum. Çok komik. Aslında hiç eve gidesim yok. O zaman gel seni bir yere götüreyim ha. Can sıkıntısına birebir harika bir yer biliyorum. Ne dersin? Olur. Ama razlısın. Teşekkür ederim. Ne yapacağım ben şimdi? Düğün yarın. Tansel'e yol verdim. Arif'i perişan ettik. Diğer faciaları saymak bile istemiyorum. Etrafınızda size hani bir günlüğüne de olsa eşlik edecek bir arkadaşınız yok mu? Yok. Tabii yarın yine de bir telefon rehberime bakacağım canım. Bu düğün neden bu kadar önemli? Şimdi Çişli Peri de benim ezeli rakibim. Derbi gibi mi? Gibi. Çocukluğumuzdan beri beni her konuda geçiyor. Ama öyle yanlış anlama ha. Hileyle, hurdayla, şikeyle. Onun o aşağılayıcı bakışlarına tahammül edemem ben yarın. Anlıyorum. Ya ben ne zamandır soracağım. Sen nasıl haberci oldun? Ya ben Amerika'da 2 yıl gazetecilik eğitimi aldım. Sonra Türkiye'ye döndüm. Burada da radyo televizyon okudum. İşte staj mutaj derken buradayım. O gün parkta beni koruduğun için teşekkür ederim. Kızmadın mı? Kızdım. Ama yine de teşekkür ederim. Ya sana kızdım çünkü o adam benim haber kaynağım. Onun sayesinde belki de bugün yarın terfi edeceğim. Peki terfi edince ne olacaksın? Ya işte haber müdür yardımcısı. Belki de haber müdürü. Bunlar iyi şeyler herhalde. Deli misin? Maaşım 2 katına çıkacak. Sorumluluklarım artacak. Yükselmiş olacağım. Hep benden bahsettik. Biraz da sen anlat. Ya benim hayatım çok basit aslında. Bir annem var. Onunla yaşıyorum. Yarışmaya da Antalya'dan katılıyorum. Peki hep taksici miydin? Başka bir iş düşünmedin mi hiç? Sen ne düşünürsen düşün, hayat kendi kaderini kendi çiziyor sonunda. Çizim demişken, lisedeyken çizimlerim çok iyiydi benim. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sınavlarına bile girdim. Kazandım da. Hem de birincilikle. Wow. Ama o sene annem felç geçirdi. O günden sonra da onun bakımını üstlendim tabii. Çok geçmiş olsun ya. Şimdi nasıl? İyi, iyi. Daha iyi. Bu belediyenin yaşlara hizmeti var ya. Evet. İşte geliyorlar, evin işlerini, temizliğini falan yapıyorlar. Ki artık kendisi de ufak tefek işlerini yapabiliyor. Daha iyi yani. Geçmiş olsun. Eyvallah. O zamana dek annem bana bakıyordu. O günden sonra da ben ona. Düşünsene. Bir gecede hayatın alt üst oluyor. Anlayacağın birinin eve ekmek getirmesi gerekiyordu. Ben de hayallerimden vazgeçip sorumluluklarımı üstlendim. Peki kız arkadaşın, sevgilin falan? Canım, ufak tefek ilişkilerim oldu tabii benim de. Ama kalbimi çalacak bir kızı bulamadım.
Ya ben gelip geçici ilişkilerin adamı değilim. Ben kalbimi avuçlarına bırakabileceğim, yüreğime dokunacak, iliklerimi işleyecek gerçek bir aşkın peşindeyim. İnşallah bulursun ya. Kalkalım mı? Çok soğuk oldu çünkü. Kalkalım. Taşa oturuyoruz. Çocuğum olmayacak sonra.